Merhabalar, ben Can Hastanesi'nden Doktor İsmet Alan. 30 Mayıs MS Farkındalık Günü dolayısıyla size MS ile ilgili kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. MS, genetik altyapısı uygun bireylerde bazı çevresel faktörlerle tetiklenen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Çoğunlukla ataklar halinde seyreder ve genç nüfusu etkiler. Görme yaşı daha çok 20-40 yaşlar arasındadır. Çok nadiren 50 yaş sonrası da görülebilir. Kadınları biraz daha fazla etkiler. Ekvador'a doğru indikçe görme sıklığı azalır. Kuzeye doğru, özellikle 40. enlemin üstüne çıkıldıkça da görme sıklığı giderek artar. MS, santral sinir sistemin, beyin ve omuriliğin çeşitli hücrelerini etkileyerek o hücrelere ait bulgularla kendisini gösterir. Çoğunlukla karşımıza çift görme, bulanık görme, el defekleri, kol ve bacakta uyuşukluk, denge bozukluğu, uyuşukluklar, gövdede kuşak tarzı yanmalar, bantlar, idrar problemleri karşımıza çıkar. MS'in tanısı daha çok öykü, nörolojik muayene ve yapılacak incelemelerle konur. En önemli inceleme yöntemimiz kraniyal MR'dır. Beyin MR'ında MS'e spesifik plak olarak adlandırdığımız demiyelizan lezyonları gördüğümüzde tanı işimizi kolaylaştırır. Ayrıcı tanısını daha çok yine benzer klinik tablolara neden olan bağışıklık sistemi hastalıkları, vaskülit dediğimiz bir grup yine otoimmün hastalık, bağışıklık sistemi hastalığı, bazı vitamin eksiklikleri, bazı enfeksiyonlardan ayırt etmek gerekiyor. MS'in kesin tedavisi yoktur bugün için. Fakat mevcut tedaviler epeyce yararlı olmaktadır. Tedavi iki aşamaya ayırabiliriz. Birinci grup ilk atak tedavisidir. Bu çoğunlukla 3 ile 7 gün kadar kullanılan, bazen 10 güne kadar da uzayan yüksek doz kortizonla yapılır. Koruyucu tedavi aktif ve sık atak geçiren bireylerde bizim bağışıklık sistemi, immün modülatör dediğimiz bağışıklık sistemi düzenleyen ilaçlarla yapılan bir şeydir. Ayrıca ortaya çıkan şikayetlere göre bir takım destekleyici tedaviler de uygulanır. Bugünün anısına hepinize sağlıklı günler dilerim.